Türkiye çok başka şeyler konuşuyor. En son kendini doktor olarak adleden birkaç tane caninin çocuklarımıza uyguladığı vahşet. Yani evet. Kanımız dondu Cem Bey. Neler söyleyeceksiniz? Bu konuda kırgınım, üzgünüm, insanlığa karşı öyleyim. Son ayakta kalan umutlarımı ayakta tutmaya çalışıyorum aslında. Genel olarak bir çürümüşlük yaşıyoruz. Bunun üzerine çok düşünmemiz lazım. Herkesin düşünmesi lazım. Bürokratından siyasetçisine, sanatçısından vatandaşına, kim ne iş yapıyor olursa olsun bunun üzerine düşünmesi lazım. Anlıyorum. Zor koşullar, zor olaylar doğuruyor. Duygusal tepki elbet verebiliriz. Ağlayabiliyoruz, üzülüyoruz evlerimizde. Bu haberleri duyunca akıl sağlığımız zedeleniyor açıkçası. Yani insanlığın bu noktaya gelmesi hepimizi derinden yaralıyor. Ama duygusal tepki verme vakti değil bence. Eylem vakti. Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Biz silkelenmeliyiz. Bu çürümüşlüğün önüne geçmeliyiz artık. Yani bir şey yapmalıyız bence. Ne sokak hayvanlarımıza, ne kadınlarımıza, ne kızlarımıza, ne de şimdi gördük bebeklerimize sahip çıkamıyoruz. Yani nasıl geldik biz bu noktaya? Nasıl çıkarız biz bu buhrandan? Vallahi ben gerçekçilikle çıkabileceğimizi sanıyorum ve gerçek anlamda bir şeyleri değiştirmek isteyen insanlarla olabilecek bu. Değiştiriyor gibi görünen insanlarla da olmayacak. Burada tabii devlet büyüklerimizin önüne çok büyük işler düşüyor. Ya onların bu konuda yani duyarlılıklarını kaybetmediğini düşünüyorum ben. Umarım, dilerim ileride daha iyi bir ülke görürüz. Şunun da etkisi var bence. Sosyal medyadan dolayı her şeyi daha fazla görüyoruz ama biz kesinlikle çürüdük. Bunu kabul edelim. Orada da çok değişik bir şeyler oluyor. Yani sosyal medya cadı kazanı gibi oldu. Evet. Bu mahalleye konuşsanız öteki mahalleden, öteki mahalleye konuşsanız bu mahalleden dayak yiyorsunuz. Bir de günün sonunda her şey siyasete bağlanıyor. Ben bu konunun siyasi değil, insani olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de salt siyasi olarak niteleyemem. Ama dediğim gibi zor koşullar, zor sınavlar doğuruyor. Bu kadarını söyleyebilirim. İnsanların da işi kolay değil. Zor sınavlar veriyorlar ve bu bir yerden sonra eskiden sorguladığımız şeyleri daha az sorgular haline getiriyor insanları bence. Biraz gerçekçi olmalıyız. Arızayı net olarak bulup üzerine kararlılıkla gitmeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel dilerim. Şeyler konuşuruz. Dilerim inşallah. Ben çok cefakar bir toplumumuz olduğunu düşünüyorum. Her şeyin en güzelini hak ettiklerini düşünüyorum. Ama bir noktada da hepimizin toplum olarak da kendimizi sürekli popolamak yerine gerçekçi bir şekilde kendi öz eleştirimizi yapmamız gerektiğini de düşünüyorum toplum olarak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.